sonu gibi Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'ye geldikten sonra hocam Türkiye'ye geldikten sonra hem teorik alanda hem pratik alanda önemli katkılarda bulunuyor çağdaş sanat alanına. İşte 1991 yılında Tekil Düşünce diye bir kitabını basar Afa Yayın Evi, ya Afa Kitabevi. Tekil Düşünce kitabının hakikaten önemli bir ilktir aslında Türkiye'deki felsefe açısından. Daha sonra 1992 gibi küratörün yapmadan örgütlediği İstanbul sergisi diye bir sergiyle pratik olarak da sergi düzenleme serüvenine girer Ali Hoca. Özellikle 95 yılındaki devlet sefalet şiddet, küreselleşme devlet sefalet şiddet vesaire gibi sergileriyle. Özellikle de teorik alanda yayınladığı birçok kitap ile de hem sosyoloji hem sanat, çağdaş sanat hem de felsefe alanında önemli katkılarda bulunmuş bir hocam Ali Akay. Diğer katılımcılarımız Leman Sevda Darıcıoğlu şu an Berlin'de kendisi bu senenin sonuna kadar performans sanatçısı. İşte birçok kentte, dünyanın birçok kendi performanslar gerçekleştirdi. Venedik, Londra, Karlsruhe, Bangladeş, işte İstanbul, Çanakkale vesaire. İşte onun dışında performans sanatçısı olmasının yanı sıra onun en önemli katkısı da yayıncılık alanında tabii ki. Özellikle queer mevzusu üzerine sel yayıncılık yaptığı işler önemli. 2012-2019 yılları arasında Sel'in çıkardığı bir dizi kitap var. Queer Düş dizisi orada önemli katkılarda bulunuyor. İşte Queer Temaşa 2016 yılında çıkan bir kitabın editörlüğünü yapıyor, değil mi Leman? Yanlış söylemiyorsam. Onun dışında da 2014-2017 yılları arasında da İstanbul Queer Art kolektifin bir üyesi kendisi. Mimiko Türkan fotoğraf sanatçısı. Kısa bir dönem video denemeleri de oldu. İşte o da Mimiko'nun da özellikle yayıncılık alanında, sanat kitapçılığı alanında önemli katkıları bulunuyor. Fotoğraf sanatçısının olmasının yanı sıra Bandrolsüz isimli sanatçı kitapları inisiyatifi var hala da yürüttüğü. Onun dışında 2010 yılında Too Many Books diye Merve Kaptan ile birlikte bir yayın evi girişimi oluyor. İşte Booklab, Kerim Can Güler ve Fredrik Lezmi ile de beraber bir projeye katkısı oluyor. Mimiko Türkan'ın da. Konumuz beden, cinsiyet, kimlik. İlk önce Ali Hoca'ya ben söz vermek istiyorum. Beden, cinsiyet, kimlik başlığı altında bakalım neler diyecek bize. Evet. Osman teşekkürler. Beni tanıtırken aklıma bir şarkı geldi. Onun için biraz güldüm. Mimar Sinan'da Burcu'yla beraber söylemiş olduğunuz bir şarkı. Hocam onu sonunda söyleyeyim isterseniz. Kaçmasın insanlar. Sonunda söz söyleyeceğim. Tamam. Not koyup geleyim o zaman. Tamam. Şaka yapıyorum. Evet. Şimdi tabii beden meselesi Batı bilhassa sanat tarihinde 1900 yıllarının başlarında yani gündeme geliyor diyebilirim. Şu anlamda Marcel Duchamp en başta yani bütün bu performanslar başlamadan evvel Marcel Duchamp'ın kendi kendini transforme ettiği, zaten transformatör bir insan, sanatçı, kendinden bir kadın kimliği çıkartıp kendisinin adını da Rose Selavie koyduğu bir performansı diyelim. Fotoğraf performansı. O zamanlar bu filmler dışında fazla hareketli imge yok. Her ne kadar sinema hareket imge üzerine kurulu olsa bile. Marcel Duchamp'ın bu yapmış olduğu eylem daha sonra birkaç defa çeşitli sanatçılar tarafından gerçekleştiriliyor. Yani bir tanesi Andy Warhol aynı şekilde. Diğeri çok sevdiğim bir sanatçı olan yakın zamanda Osmanlı'da birlikte olduğumuz Ulay ve onu da kendini bir transforme ederek yarı kadın yarı erkek bir kimlik altında çift kimlikli bir şekilde ya kimliksizleşerek ben kimlik lafını çok sevmiyorum. Kimliksizleşme lafını daha çok seviyorum. Ulay'ın yapmış olduğu performanslar var. Tabii en son tabii şu anda Paris'te de sergilenen Cindy Sherman'ın fotoğraflarında kendisinden değişik karakterler oluşturmuş olduğu, yine fotoğraflar üzerine kurulu bir kimlik değişimi, transformasyon üzerine kurulu olan bir sanat
anlayışı var. Fakat aslında şöyle bir üç ana bölüme ayırabiliriz diye düşünüyorum 1960'lı yıllardan itibaren. Yani videonun sırtlanıp Betacam kameraların önce 1960'ların sonunda Castelli tarafından bazı sanatçılara verilip New York'ta onların video çalışmalarının ilk nesil videocular diyelim bunlar. Arkasından gelen bir kadın hareketi var, feminizm var. Ve 1970'li yıllar feminizmin çok yükselmekte olduğu 68 sonrasındaki bir hareket olarak düşündüğünüz zaman dünyada ve bilhassa Fransa'da Gina Payne örneği geliyor ilk başta aklımıza. Ve bu Gina Payne'in aslında performansları da arkasında başka bir erkek sanatçı var. O da acı üzerine videoları yapmaya başlayan ve kendi vücudunu acı çekmek üzere ortaya koyan Bruce Nauman örneği var. Bruce Nauman 60'lı yılların sonunda bir yer döşemesine tırnağını takarak, tırnağını kopara kopara, kanata kanata kendi tırnağını kopardığı performansı ile birlikte başlamasıyla bir acı çekmek üzerine bir performans dünyası başlıyor. Gina Payne bunun kadın örneklerinden en önemlilerinden bir tanesi, biliyorsunuz herhalde. Yapmış olduğu performanslarında demirden yapılmış strüktürlere tırmanıyor. Her bir strüktürün üzerinde parmaklarını koyduğu yerlerde bir takım bıçaklar, sivri sivri bıçaklar var ve her bir tırmanış sırasında kanı akmakta. Dolayısıyla bu 60'lı yılların performansları içinde bir, acı çekmek meselesi var. İki, acı çekmenin dışında, acı çekmek aynı zamanda Hristiyan dünyasına çok yakın bir şey. Yani alnının terini çalışarak kazanacaksın yahut terleyerek doğuracaksın üzerine kurulu olan Hristiyan dünyasının şiarları arasında bu yaratı ve doğurma, kadının çocuk doğurması yahut da çalışan insanın alnının teriyle çalışarak yorularak ekmeğini kazanması emeğiyle Hristiyan dünyasının içinden gelen bir anlayış. Buna karşı çıkan bir hareket aynı zamanda 1960'lı yılların acı üzerine kurulu performansları, acıyı zevkle birleştiren bir hareket ortaya çıkıyor ve ki bu onun belki de en kuvvetli örneklerini Carole Shinman'da görebiliriz. O ve onunla birlikte Jean-Jacques Lebel, benim sınıf arkadaşımdır Jean-Jacques Lebel. Ben her ne kadar benden bir 20 yaş büyük olsa bile Jean-Jacques Lebel'in yapmış olduğu performanslarla da yine bir tür arzu ve cinsellik üzerine kurulu bir cinsellik ve şiddet, Marquis de Sade'dan gelen şiddet üzerine kurulu olan performanslar söz konusu. 1960'lı yıllar tabii bir Fransız dünyası için baktığımız zaman bu acının ve şiddetin arkasında tabii Cezayir meselesi yatıyor. Yani toplumsal alanda sanatçıların Cezayir'in bağımsızlığı ve onun mücadelesi içindeki bir süreç zarfında acıyı, sanatsal yaratıyı bir tür postkolonyal, bugünkü postkolonyal değil, Hintlilerinki değil ama Fransız postkolonyali üzerinden, yani Cezayir'in bir bağımsızlık kazanmasıyla birlikte Fransız topraklarından ayrılması üzerine kurulu olan bir kopma ilişkisi. Kopma acıyı getiren bir hareket. Aynı zamanda iki tane halkın ortak bir şekilde yaşarlarken ayrılmaları ve Fransızların Fransa'ya, Cezayirlilerin de Cezayir'e dönme hikayesi. Bizim 1922-23 yıllarındaki Yunanlı Rumlarla, yani Rumlarla Yunanlılar, yani Türkiye'de yaşayan Rumlar ve Yunanistan'da yaşayan Türklerin birbirleriyle olan evlerinden kopma hikayesi gibi bir hikayeden bahsediyoruz ve bu acı performansları o anlamda bütün bu polemiğin içinde gerçekleşiyor. Ve Jean-Jacques Lebel'in siyasi diyebileceğim performansları içinde tabii bu Cezayir meselesi ve Jean-Paul Sartre'ın 151'ler adlı imza kampanyasının önemli bir yeri var. Bu dönem zarfında bu feminist hareket yanında tabii 1950'lerden gelen başka bir eğitim sistemi var. Bu da Amerika'daki
Avrupalılar tarafından tabii kurulmuş olan bir okul, Black Mountain College. Ve buradaki performansların ve happeninglerin Amerika'dan aslında kıta Avrupa'ya dışına doğru taşınmaya başlaması, Fransa'ya doğru taşınması söz konusu. Ve bir yandan da bir cinsel özgürlük meselesi kopma ile ilişkili olarak düşünürsek, kadının doğurganlığından koparak kendisini haz nesnesi ve haz öznesi olarak kurmaya başlamasıyla gelişen bir feminist bakış burada aynı zamanda toplumsal dönüşümü ortaya koymakta. Buna o anlamda beden sanatı diye yahut bedensel sanat yahut corporal sanat anlamında bir ad veriliyor. Bunun yanında tabii Küba'dan kaçmış olan başka bir sanatçı daha var. Çok önemli sanatçılardan bir tanesi bu. Anne Mendieta. İstanbullular onu Rosa Martinez'in 1997 yılında yapmış olduğu İstanbul Bienali'nden hatırlayacaklar. Yahut görmeyenler kataloglara bakarak hatırlayabilirler. Onun yaşam ağacı üzerine kurduğu, yani köklerinden koptuğu, yine aynı hikayeyle karşı karşıyayız. Cezayir meselesinde olduğu gibi bu sefer Küba'dan kopup Amerika'ya, Florida'ya kaçan bir mülteci kadının kendi kökleriyle olan ilişkisi bir tür onun yapmış olduğu acı dolu kanlarla çalışan, doğanın içinde kanları besleyen bir performans dizisini bize ortaya bize veriyor. Tabii bir performansların acıyla alakasını düşündüğümüz zaman Kaliforniyalı, Los Angeles dünyasından yetişmiş olan bir sanatçı 1969 yılında sanıyorum yapmış olduğu performansıyla yani Chris Burden'ın kendi kendinin üzerine ateş ettirmesiyle bir kurşun vücuduna gelmesiyle birlikte yapmış olduğu bu performans çok acı çektiğini söylüyor. Yani canı acımış. 71'di galiba. 71 olabilir. Tam yani 69'un sonu diye hatırlıyorum ama 70 başı da olabilir. Ben de karıştırdım. Olabilir. Bu performans tabii tarihi performanslardan bir tanesi. Demin isminde andığım Ulay. 1970'lerin tabii önemli performans dünyası içinde Marina Abramovic'le Ulay'ın performansları yine riziko taşıyan kendilerini işte biri oku çekiyor, yayıyı bıraktığı anda hemen karşıdakine saplanabilecek olan bir rizikolu denge hareketi üzerinden kurulu olan bir performansları dizisini onların ikisinde görüyoruz. Yine Hristiyan dünyasıyla alakalı Hermann Nitsch'in bugün çok resim yapan bir sanatçı ama performanslarıyla ünlü bunlar. Ve Viyano Aksiyonist Okulu'nun Otto Müll'ün vesaire performansları bunlar Leda'nın üzerinden, Yunan mitolojisinin üzerinden günümüz problemlerini ortaya çıkan cinsellikle dolu olan bir takım performans denemeleri çıkıyor ve bir tane daha isim aklıma geliyor tabii orada. İşte Stella Ark'ın bir takım genetik modifikasyonlarla daha bugüne doğru, teknolojiye doğru taşımış olduğu bir performans üslubu. 80'lere geldiğimizde aslında yavaş yavaş bu acı çekmek üzerine olan, ayrılmak üzerine, köklerden kopmak üzerine olan bir performans dizisinden uzaklaşıp daha çok Deleuze ve Guattari'nin aslında Antiyodip kitabının başında yerliler üzerine, barbarlar üzerine olan bölümünde kitabın yerlilerin kendi vücutlarına yapmış oldukları yazı biçimleri, işaretler, semiyolojik bir anlam üretmeye başlıyor. 1960'ların gösterge bilimi sanatlara 1980'lerde bilhassa Amerika'da tatuajlarla yani damgalarla yahut piercinglerle yahut derin üzerine bıçakla çizmelerle, kesiklerle bir takım yine acı üzerine kurulu aslında performansları ortaya koydukları sırada 80'li yılların ortalarında yine bir Fransız kadın sanatçı durun diyor. Bu Hristiyan dünyasına bir dur diyelim. Orlan'a geliyoruz. Carnal art dediği şey ten sanatı yapmaya başlıyor ve performansları bu sefer
kadınların estetik cerrahi alanlarına girmeye başlıyor, değil mi? Estetik cerrahinin alanına girmesiyle birlikte aldığı ağrı kesicilerle kadın artık yaratıcılığını, hatta mitolojik anlamdaki resim sanatından yapılma bir performans olarak bakabileceğimiz, yani Öksis'in yapmış olduğu resimdeki meşhur eski Plin'in kitabından herkesin aktardığı bir hikaye var. Öksis'in yapmış olduğu en güzel kadın resmi, kendisine birçok güzel kadın getiriliyor. Onlara baktığı zaman kimisinin yüzünü, kimisinin bedenini, kimisinin bacağını, elini beğendiği sırada bütün kadınları toplayıp onlardan bir temsili güzellik ortaya çıkartmış olduğu gibi, Orlan'da bu sefer kendi yüzünden Diana, yani av tanrıçasının boynuzlarını takıyor ve değişik mitolojik figürlerin yüzüyle, yüzündeki ameliyatlarla bir güzellik temsili değil, fakat bir temsil ortaya koymasıyla birlikte ten sanatı acıdan kendini ayırıyor. Reenkarnasyon diyor değil mi bu diziye şeyine? Efendim? Reenkarnasyon, yeniden. Yeniden doğuş. Yani bir transformasyon meselesi. Evet. Düşünden beri değişen bir şey yok. Aynı şeyi devam ediyoruz aslında. Transformatör dünyası içindeyiz. Değiştirme dünyası içindeyiz. Ve o bakımdan da, yani onun için kimlik benim hiç hoşuma gitmiyor demiştim. Bu değişim, dönüşüm, travestisman, yani kılık değiştirmek, cinsiyet değiştirmek, transforme olmak, kendi kendinden başka biri ortaya çıkartmak, köklerden kopmak aynı zamanda, yani kök sap diyeceğim, Deleuze ve Guattari'nin kavramını kullanmaya kalkarsam, kimliğin kendinden çıkarak başka alanlara doğru kendini çekmek, açılmak daha doğrusu, kapanmak yerine, kendi kimliğin içine kapanmak yerine, kadın kimliği, milliyetçi kimlik vesaire, bütün kimlikler aşağı yukarı aynı süreç zarfında kendi içine kapanma taşıyorlar. Ancak dönüşüm olduğu zaman, yani transseksüalizasyon sürecine girdiği zaman yahut travestisman sürecine girdiği zaman, ya ameliyatlarla yahut kıyafetleriyle bir enteresan bir şey ortaya çıkmaya başlıyor. Kendi kimliğinden çıkmaya başlayan bir şey görüyoruz. Bugün yeni baştan uzun süren bir kimlik ve beden meselelerinin tarihinden çıkmaya başladığımız bu sıralarda tekrar bir bilhassa ırk meselesi üzerine, Amerika'daki seçimlerle birlikte zenci Amerikalı, Afro-Amerikalı meselesi üzerine tekrar bir kimlik hareketinin dönüşümü söz konusu. Me Too hareketi, feminist hareketin bir dönüşümü söz konusu. Ama kanımca performans anlamında baktığımız zaman başka bir isim aklıma gelecek ve zannediyorum şu anda 21. yüzyıl içinde artık onun dünyası içine girmeye başladık. O da situasyonlar yaratan bir, durumlar yaratan bir sanatçı. Guy Debord'un aslında 1958 yılında yazmış olduğu Gösteri Toplumu kitabından yola çıkıyor. Öyle söylüyor, yani oradan yola çıktığını ileri süren Tony Segal, Pakistanlı, Alman Pakistanlı bir sanatçı. Ve Tony Segal'in bugün yapmış olduğu performanslar, yani boş bir mekanda çeşitli zamanları yaşatan seyirciye, seyirciyi performansın içine çeken ve seyirciyi performansın içine çekerken onu boş alanda gezdiren bir tür sözlü performans diyeyim ben buna. Sözlü performans şekilleri. Çünkü Carole Shinman'ın yapmış olduğu Happening'ler, Happening adı üstünde, metni olmadan, ne yapacağı baştan belli olmayan bir şekilde, bedensel bir şekilde aksiyona girmek anlamını taşıyor. Performans tam tersi, tiyatrodan geliyor. Tiyatrodan geldiği için de metinlere bağlı. Tino Segal danstan geliyor. Kendisi de dansçı. Jérôme Bell adlı bir Fransız, o da tanıdığım biridir. Jérôme Bell'in yapmış olduğu performanslar, bedensel performanslar, sakatlarla yapmış olduğu performanslar vesaire, bütün bu
süreç zarfında onunla beraber dans etmiş bir sanatçı. Annesi Alman, annesi Alman ve babası Pakistanlı. Pakistan'dan çok ufak yaşta kaçarak gelmiş olan biri. Özgürlük dünyası. Yine bir kopma meselesini burada tekrar görmekteyiz sürekli bir şekilde. Bir yabancı bir Berlin'de yaşıyor. Ve onun bu yapmış olduğu performanslarda da artık seyirci çağrılıyor. Ve kendisi bunu söylemiyor ama bana kalırsa Bertolt Brecht tiyatrosuna yaklaşmakta diye düşünüyorum. Çünkü Bertolt Brecht'in tiyatrosu da bildiğimiz gibi, yani Walter Benjamin'in metni bence orada olağanüstü bir metinlerden bir tanesidir. Arkadaşı Bertolt Brecht üzerine yazmış olduğu böyle birkaç maddelik epik tiyatroyu anlattığı. Orada mesela bize anlattığı kadarıyla Bertolt Brecht'in bir durum yaratma söz konusu. Durum yarattığı sırada kahramanlarla özdeşlik kurmak yerine, katarsis kurmak yerine, aristolesiyen anlamda uzaklaştırmak, mesafe almak, distanciation üzerine kurulu bir anlayışla birlikte kahramandan uzaklaştırmak, yani tiyatro, yani oyunun kahramanını uzaklaştırmak üzere kurulu bir şey. Ben Tino Segal'in performanslarında buna yakın bir şey görüyorum. Yani mesela Couvent du Cordelier'de Paris'te 2005 yılında yapmış olduğu It is So Contemporary adlı çok meşhur performanslarından bir tanesi bu. Couvent du Cordelier Modern Sanatlar Müzesi inşaat halindeyken onların kullanmış olduğu bir mekandı Odeon'da Paris'te. Oraya izleyiciyi alıyordu. İzleyici içeri girdiğinde hiçbir şey yok. Sadece müze bekçileri kıyafetinde birkaç kişi var. Onlar boşlukta dolaşıyorlar. Ve insanlar yavaş yavaş böyle içeri dolaşırlarken nereye bakacaklarını bilmeksizin sanki Yves Klein'in yapmış olduğu bir performansın parçasıymışçasına bu. Bu müze bekçileri yaklaşıyorlar ve insanların yanına birdenbire onu çevirerek "It's so contemporary, contemporary" diyerek neşeli bir şekilde dans etmeye başlıyorlar. Ve seyirciyi o şekilde onun içine alıp hem güldürüyorlar hem şaşırtıyorlar. Ya şaşırtmak zaten... Hocam toparlayabilir misiniz? Zamanı anladım. Toparlarsam yani kopya üzerine, acı üzerine olan bir performans dünyasından acıdan çıkmak üzerine bir performans dünyasına geçtikten sonra bugün artık performansın gelmiş olduğu nokta bedenlerin kendilerini ortaya koymasından çok, yani kimliklerini ortaya koymasından çok karşılaşmalar yaratmaya başlaması. Yani Tino Segal'den vermiş olduğum örnek bana 21. yüzyılın performansı üzerine bir fikir bize veriyor diye düşünüyorum. Zaten kendisi de şöyle bir şey söylüyor. Yani konuşmalarından bir tanesini de hatırlıyorum. Palais Tokyo'da yapmış olduğu bir performans sırasında karanlık karanlığa giriliyor vesaire. İki tane çocuk aralarında konuşuyorlar ve bütün bu süreç zarfında söylediği şey şu. 20. yüzyıl avantgard sanatı vulgerdi ve manifestolar üzerine kuruluydu. Yani bunu çok genelleştiriyor tabii o anlamda ama 21. yüzyıla geldiğimiz zaman ise artık karşılaşmalar, rastlaşmalar, durumlar ve durumların preker vaziyeti ortaya çıkmaya başlıyor ki preker vaziyet zaten bugünkü iş dünyasının, borç dünyasının vesaire içinde bulunduğumuz dünyanın bir parçası olmakta devam ediyor ve bu şekilde bir lineer bir anlamda bir geçişten bahsedebiliriz diye düşünüyorum bugünkü performansa bakmak üzere. Çok teşekkürler hocam. Yani sizi kesmek istemezdim. Bilahare başka yerde devam ederiz. Hatta konuştuğumda çok bakmadım onun için. Estağfurullah. Leman, sen neler diyeceksin bize beden kimlik üzerine, cinsiyet üzerine, cinsel üzerine? Merhaba herkese. Burada olmak çok güzel. Ali hocam yine çok güzel bir giriş yaptınız. Sizi dinlemek de çok güzeldi. Birazcık konuşmamın başlıklarını da değiştirdiniz aslında. Ben kendi pratiğime, yani performans pratiğim üzerinden gideceğim. 2014'te başladım performans yapmaya. İstanbul Queer Art Kolektif'te, dediğin gibi Osman. İstanbul Queer Art Kolektif'te Fluxus performanslarının
Flixus performanslarını queerleştirerek yeniden icraya dayanan uzun soluklu bir proje yapıyorduk. 2017'ye kadar kolektifle beraber devam ederken 2014'te kendi projelerimi yapmaya başladım. Aynı zamanda bir süre kendi dilimi, kendi tekil dilimi aramakla geçtikten sonra 2016'da İstanbul Queer Art Kolektif'le yine katıldığımız bir Atina'daki Sound Act adında bir festivalde bir izlediğim performans diyorsunun Kümere Rosa isimleri iğneler kullandığını gördüm ve iğne fobim vardı. İzlediğim performans tansiyonumu düşürdü ama oradan çıkmadım. Bir şekilde böyle beni içine aldı ve ilk defa acaba yapabilir miyim dedim bunu. Bu korkunun içerisinden geçebilir miyim? Ve buradan açılan yolda aslında her ne kadar acı bedene, evet acı veren bir malzeme olsa ve bedene müdahale eden bir malzeme olsa da acı ya da bu müdahale yerine korkular üzerinden iğneler ve bedene müdahale ve evet acı çektirme dünyasına girdim. Ama dediğim gibi bu benim için acıdan ve müdahaleden çok aslında bedenin kendi tarihi içerisinde biriken travmalarının bir tortusu olan diyeceğim o korkuları, aynı zamanda bizi koruyan şeyler olarak da bütün o tarihin travmaları içerisinde bedenin kendini koruma yolları olarak da görüyorum korkuları. Bütün bunlardan özgürleşmek olarak düşünüyorum ben korkudan geçmeyi de. Bu yüzden korkuya yönelik bir savaştan bahsetmiyorum ya da irade ya da evet cepheleşme gibi şeylerden bahsetmiyorum. Ama korkudan öğrenmeyi, onun sınırına gitmeyi ve onun içinden geçmeyi anlıyorum aslında. Ben kendi pratiğim içerisinde bunu. Ve bedeni aslında Ali Hocam'ın da katkısı olan kendi düşünce kavramsal dünyamda, düşünce dünyamda bedene yönelik bakışım. Bu karşılaşmayla beraber daha genişledi ve bedeni bir korkular, sınırlar ve duygular laboratuvarı olarak algılamaya başladım. 2016'dan itibaren şimdi birkaç işimi göstereceğim. Çeşitli farklı işlerde iğneler, neşter, bir saniye, teknolojide hala çok iyi değilim. Zoom dünyasında. Neşter ya da görüyoruz şu anda. Evet, bir saniye, bir tane daha açmaya çalışıyorum da. Bunun ismi bir güle bakmak mı? Evet. Biraz önceki neşterli olanın ismi bir güle bakmak. Bir güle bakmakta ben 28 gün boyunca 7 metrekare bir alanda yaşadım. Oradan çıkmadım ve orada konuşmadım. Her gün boyunca tek bir güle baktım. Odanın zemini güllerle, toprakla ve güllerle kaplıydı. Her gün sabah gün doğumunda bir tane gül kestim. Ve gün batımına kadar o güle baktım. Bu güle bakma süreci tabii ki çeşitli farklı şeyleri de açtı. Mesela şurada gördüğünüz güle bakmak aynı zamanda bunu da içeriyordu. Ama hani aslında yaptığım şey şu şekilde. Bir güle bakmaktı. Ve her gün gün batımında 28 gün boyunca bu gülü duvara asıp ben koluma neşterle bir keşif atıyordum. Bu performansın çıkış noktası daha doğrusu soruları izolasyondu tabii ki temel sorusu. Ve bu da Türkiye'nin son yıllarında gitgide üzerine kapandığımızı hissettiğimiz bir yaşamdan çıkıyordu. Aynı zamanda içeride bir kitap vardı.
Queer Art and Culture adında. Bu kitap kimi zaman çeşitli sayfaları, kimi zaman sadece kapı orada açık bir yer, kimi zaman sadece kapı gözüküyor, kimi zaman çeşitli sayfaları açık bir şekilde orada durur. İçeride bir heykel gibi ve aynı zamanda o izolasyonun ve o içine dönüp kapanmanın, içine kapanmanın hangi komüniteden seslendiğine, hangi komünitenin içerisindeki birinden seslendiğine dair bir küçük heykel gibi bir işlev görüyordu benim için o kitapta. Aslında yani hani böyle kendi pratiğime bakınca acılar dünyasının çok fazla uzağından olduğumu düşünmüyorum. Her ne kadar yakın zamanla kadar, yani şu anda bu dünyadan birazcık çıkmış olsam dahi. Evet, iğneler, neşter, kimi zaman burada, şu anda bütün hepsini görmüyorsunuz aynı zamanda değil mi? Sadece bir şeyi görüyoruz biz, senin dosyaları. Evet, tek bir taneyi görüyoruz. Bir sürü, bütün özel hayatın önümüzde şu anda, tamam. Ben şu anda size yeniden şunu göstermek istiyorum. Evet. Hello, I'm Laman, a woman artist from Turkey. Bu benim pratiğim içerisinde de ben kendimi queer sanatçı olarak tanımlıyorum. Her ne kadar queer bir sıfat olarak belirlemenin kendisini garip bir şey, çok da olası bir şey, olası olmayan bir şey olarak düşünsem de yaptığım işlerimin esasen benim için bunları queerleştiren şey cinsiyet ya da cinsellikten bahsetmek değil de onlara bakış şeklim, bedeni algılayış şeklim, bedeni dünyayı bedeni merkezine alarak ve korkulardan, duygulardan ve bedeni bir karşılaşma alanı olarak konumlandırarak algılayan şeklim benim için. Hello, I'm Laman, a woman artist from Turkey. Merhaba, ben Laman, Türkiye'den bir kadın sanatçıyım. Benim cinsiyet konusuna girdiğim ender işlerimden bir tanesi. 2017 yılında Güney Kore'de Chanbuk Müzesi'ne Asyalı Kadın Sanatçılar sergisine davet almıştım. Benim için ilginç bir davetti bu. Çünkü hani ne kadar Asyalıyım ve ne kadar kadınım sorularını getirdi bana. Ben ikili cinsiyet düzenine inanmayan biri olarak kadınlıkla arama her zaman bir şer koyan bir sanatçı ve bir kişi oldum. Ve böyle bir yerden bu kimlikler ne demek? Beni bu sergiye dahil eden bu iki kategori nasıl bu bedende var oldu? Nasıl bu bedene işlendiler diye düşünüp bu kategorilerin aslında bizlerin üzerine kazınan, rızamız dışında doğduğumuz anda üzerimize dikilen şeyler olarak, nosyonlar olarak algıladığım yerden de bu performansı gerçekleştirdim. Bu bir video performansı. İki doktor, iki sağlık görevlisinin performansçının yardımıyla yaptım bunu. Aynı anda biri sırtıma, bir erkek performansçı sırtıma ay yıldızı, Türk bayrağının sembolü olan ay yıldızı işlerken ön tarafta bir kadın performansçı benim üzerime, göğsüme Femina'yı Femina'yı yani kadınlık sembolünü işliyordu. Evet, dediğim gibi benim performans pratiğim içerisinde queer'i her zaman zikretsem, cinsellik ve cinsiyetten konuşmayı sadece sanatta değil, işte yayıncılık gibi alanlardan da hayatta önemli bir yere koysam, hayatı buradan kavramayı, hayatı bedeni merkezi alarak kavrasam dahi biraz daha ender bir yer oynuyor cinsiyetten bahsetmek. Bir de son dönem bir işimden birkaç bir şey göstermek istiyorum size. Çok da uzatmayacağım çünkü galiba zaten süremin sonuna geliyorum. Bu sene 2020'de şu anda hangisini görüyorsunuz?
Şu bir masanın üzerinde. Senin masa şeyin üzerindeki elindeki çiçeklerin halini görüyoruz. Tamam. Tamam. White Roses Pink Glitter bu işin adı. Beyaz güller, pembe sim. Bu performansı Ekim'in başında 2 yıl önce Atina'da öldürülen bir queer ve HIV aktivisti var. Zack Kostopoulos, Drag Queen adıyla Zeki O. Bunun için bir anma günü gerçekleştirildi. Glitter and Grief, Yas ve Sim adında. Bunun kapsamında gerçekleştirdim ben. Bir masanın üzerine bütün bedenim pembe simle kaplı bir şekilde yattım ve 5 saat boyunca bu masada gördüğünüz 3 gülü tutuyordum. Bu performans üretimin son dönemleri daha çok aktaran bir iş tabii ki bugünden olmasıyla. Zaman içerisinde bu acıdan değil aslında benim için korkudan başlayan bu yol ve bu araştırma diyeceğim. Bir beden ne yapar sorusu benim için çok önemliydi yanı sıra. Bu aslında Ali Hocam'ın hemen şey yapacağı gibi buradan okuyacağı gibi herhalde Döloz'un Spinoza'sından esinlenen oradan bana gelen bir soruydu. Bir bedenin ne yaptığını ilk başta korkulardan anlamaya, korkuların o biriken travmalarla kapanan bedeni nasıl açabileceğimiz üzerine düşünmeye başladım. Ve böylece bedene çeşitli müdahalelerde bulunan geçici ya da kalıcı hasarlar bırakan çeşitli malzemeler kullandım. Ve zaman içerisinde performanslarımın süresi uzamaya başladı. Zamanı bir malzeme olarak kullanmaya başladım. Çünkü bunun bir bedenin limitlerini, sınırlarını ve potansiyelini daha net bir şekilde gösterebileceğini, daha derinden bir şekilde aktarabileceğini keşfettim. Zamanı almak diyorum ben buna. Zamanı almak yani hani işte 5 saatten 6 saatten bir aya yayılan ya da 24 saate yayılan performanslar yapmak. Bir bedeni bir yarattığın imgenin içerisine bırakıp neler çıktığını artık hep beraber izleyiciyle beraber izlemek, gözlemlemek. White Roses, Pink Glitter, Beyaz Güller, Pembe Sim de bu araştırmanın içerisinde bir şeydi. Bir süredir queer resilience diyeceğim, queer hayatta kalmak, queer direnç üzerine düşünüyorum. Bunun nasıl bir görsel imgesini yaratabilirim? Özellikle performanslarında ve hani kendimin de son dönemde girdiği o gitgide bedenin sadeleştiği ve eylemin artık çok az yer kapladığı, böylece bedenin kendini daha çok çıkardığı bir şeyin içerisinde bu şekilde kavramsallaştırabiliriz son dönem işlerimi. Ve bu sadeliğin içerisinde nasıl bir imge yaratabilirim sorusunun bir cevabı olarak çıktı bu simler. Sim, antik siteden beri kullanılan, insanın kendini süslemek için kullandığı bir malzeme. Bugün kullandığımız modern sim ise aslında mikroplastik. Yani hani hem kendimizi kanser eden, hem bütün gezegeni bugün geldiğimiz iklim krizi noktasında gelmekte, getirmekte temel şeyi olan kapitalist sistemi özetleyen bir malzeme benim için ve aynı zamanda LGBT artı hareketinin de dünya genelinde sembollerinden bir tanesi. Böyle bir yerden benim için ilgi çekici bir malzeme oldu. Dünya tarihinin de taşıdığı için. Ya antisitede bunu mineraller ve çeşitli kristallerle bunları ezerek mağaraların duvarlarından oralara resim yapmaktan kendilerini süslemek için kozmetik malzemesi olarak kullanıyorlardı. Daha sonrasında cam sim ile devam etti bu ve cam sim döneminde artık bir takım ilk dönem drag queenler, ilk dönem drag performanslarında kullanılan, sıkça kullanılan bir malzeme olarak çıktı karşımıza sim. Bugün ise modern sim, yani plastik olan sim, LGBT artı hareketinin birçok performanslarında da, organize ettiği performanslarda da ya da hani hareketin birçok grubunun da sahiplendiği bir malzeme olarak var. Bedenimi bunlarla yavaş yavaş
Tamam, beden tamam. Şu performansı kabaca birazcık daha devam edeyim ve bitiriyorum. Bu ve beyaz güller ise Almanya'da Nazi döneminde olan White Rose, Beyaz Gül adındaki direniş grubuna bir referans olmanın yanı sıra Almanya'da cenazelerde insanların birbirine başsağlığı dilerken verdiği bir çiçek olmasıyla var oldu ve benim için queerlerin bugün yaşadığımız dünyada var olan çağdaş faşizmin direnişçileri olduğunu söylemenin bir yoluydu. Evet, böyle aslında bunları planlamamıştım. Aslında başka işlerden ve bunların bazılarına girecektim ama başka işlerden gidecektim. Ali Hoca'nın konuşması birazcık değiştirdi beni. Acıya gelince acıya gelince ve birden oraya girip hani oradan başlamayı tercih ettim. Ama bence güzel oldu. Bence bu pratiğimi epey bir anlatan bir şey oldu. Ve evet, işte bugün yaptığım şeye gelirsek, hani bu da biraz önce söylediğim gibi bedeni olabildiğince açığa çıkarmak için, bir bedenin ne olduğunu, bir bedende yaşamanın, bir bedene sahip olmanın ne olduğunu araştırmak için çeşitli kavramsal etik ve politik diyorum. Ben bunların üçünün aynı şey olduğunu düşünüyorum. Kavramlar, etik ve politika benim için aynı anlamı ifade ediyorlar. Bu kontekstlerde yarattığım, bu kontekstlerden çıkan imgelerimi yatırdığım araştırma alanım bedenim. Ve aynı zamanda bütün bu imgeleri de inşa etme ve aynı zamanda onların üzerinde kontrolümde uzun süreli performans yapan bir sanatçı olduğum için kontrolümü de yitirmemin de bir yolu ve böyle bir şekilde ve bu şekilde aslında benim için uzun süreli performans aynı zamanda sanatçının kendi işi üzerindeki kontrolünü yitirmesi ve biraz hayata, rastlantılara ve çıkacak olana, anın kendisine yer bırakması gibi bir yerde kazanıyor. Böyle çok daha devam edebilirim ama burada susayım. Maalesef süremiz dar. Öyle bir sorunumuz var. Çok teşekkürler. Çok etkileyiciydi. En azından ben bayağı etkilendim senin sunumundan. Ali Hoca'nın da acıdan bunu açması nedeniyle de herhalde daha da etkileyici bir şeye doğru gidiyor olay. Leman'ın çok güzel bir web sitesi var bu arada. Yani Leman hakkında ne yaptıklarına dair daha fazla ayrıntı istiyorsanız lemandarıcıoğlu.com sitesine girebilirsiniz. Çok da güzel tasarlanmış. Tebrik ederim. Sen mi tasarladın, başkası mı tasarladı? Bilemiyorum. Tavsiye ederim herkese. Evet. Bir arkadaşımla beraber tasarladık. Ekim Yaşa. Ellerinize sağlık. Mimiko'ya geliyoruz. Mimiko bize nelerden bahsedecek bakalım konu üzerine. Teşekkürler. Galiba Ali Bey'in acı konusu yani Leman'a da bana da sanırım biraz konuşmayı nereden gireceğimiz konusu ilham vermiş. Çünkü ben de aynı şekilde notumu o şekilde almıştım. Hocam ne yaptınız ya? Şöyle ki başta aslında Osman Bey'in bahsettiği gibi daha ziyade fotoğrafla çalışan... Ses gitti. Mimiko, sesini... Tamam. Geldi sanırım. Temelde fotoğrafla çalışan bir sanatçıyım ama video da pratiğin özellikle son zamanlarda içine sıkça girmiş bir şey. Kendimi performans sanatçı olarak hiç tanımlamadım, o anlamda bir şey de yapmadım. Fakat sanırım bir şekilde şeyi toparlamaya çalışacağım. Benim için kendi bedenim, sanat pratiğim ve o anlamda veya başka bir anlamda performans ne anlama geliyor ya da birazcık değinmeye çalışacağım. Acı tarafından önce başlarsam benim için fotoğraf aslında bir çeşit içsel bir acıyı anlatma, aktarma, belki burada biraz Leman'ın anlattıklarına da dokunabilir. Bir çeşit korkuya kendini bırakmamak, onu anlamaya çalışmak, onun içinden geçmeye çalışmak gibi bir faydası veya fonksiyonu var diyeyim daha ziyade.
Bu acının sebebi ise öncelikli olarak kendimi tanımlayabildiğim kadarıyla bedenim, beden kimliğim ve toplumsal olarak inşa edilmiş kimliklerle bunun kendi kimliğimin çatıştığı noktaların bende yaşattığı şeyler olarak tanımlayabilirim. 2008'de lisans, fotoğraf ve video lisansından mezun olurken yaptığım proje bu anlamdaki ilk projemdi. Biraz daha böyle bir tamamen kendini dışa vurmaya çalışmak, biraz ergensi olarak tanımlıyorum, hatta yani geç ergenlik belki denebilir. Biraz böyle bir içini dışarıya kusma gibi bir şey belki duygusal anlamda. Kaç? 84'lüyüm. Yani 24-25 yaşında lisansımdan mezun olduysam diyelim. Yani duygusu olarak öyle bir şey vardı. Fakat onu bitirmemle beraber benim için bu beden, kimlik, cinsiyetler, toplumun yarattığı kategoriler bu bakımdan benim için daha fazla üzerine çalışmak isteyeceğim bir alan haline dönüştü. Çok çok fazla, yani o kadar geniş bir konu ki her seferinde sanki yalnızca bir kısmını ele alabiliyorum ve bir kısmı hakkında bir miktar bir şey söyleyebiliyorum gibi geldiği için de aslında seneler içerisinde bu konu hakkında birçok farklı, birbirinden bağımsız gibi gözüken birçok proje yapmaya çalıştım. Hatta bir şey yapabilirim. Şöyle. Şu bahsedeceğim birbirinden bağımsız olan birkaç fotoğraf serimden bir küçük bir seçki kronolojik olarak koydum. Çok fazla detayına girmeyeceğim çok zaman olmadığı için. Benim için beden, yani bir şekilde, yani performans noktasıyla nasıl bağlandığı kısmına geçersem, benim için bir şekilde bir şeyden bahsedebilmek için bu beden ve kimlikler ve cinsiyet bağlamında onu bir miktar deneyimlemek ihtiyacı içerisindeydim her zaman. Dolayısıyla mesela acı, o acıdan kaynaklı bir ifade başlamışken daha sonrasında ilgimi çeken bir takım şeylere yönelmeye başladım. Bedensel olarak onları deneyimlemeye çalışmak anlamında. Dolayısıyla mesela benim için yolculuk yapabilmek çok önemli oluyor. Çünkü bazı yerler hakkında bir takım fikirler edindikten sonra onları kendi gözümle görebilmek benim için çok değerli oluyor. Bu şekilde bu şu an baktığımız işler 2010'da master'ımı St. Martin's'de yaptım güzel sanatlar üzerine. Oradaki bitirme projemin bir parçasıydı. Ve mesela benim için, ben de böyle çok fazlasıyla bedensel aktivite anlamında spor yapan bir insanım ve bunu da birazcık açmaya çalışacağım ama mesela pole dancing veya direkt dansı olarak adlandırılan şey etrafında hem bir aşırı cinsel over sexualization gibi diyebileceğim bir şey var. Bunu illa bir striptizle bağdaştırmak gibi bir popüler kültürün bize dayattığı bir taraf var. Bir yandan da bunu deneyimleyen bir takım insanın da bunun kendilerinde bir güçlendirici etkisi olduğunu belirttiği bir şey var. Yani nasıl diyeyim? Yani bu bir illa tezat olarak değil ama farklı görüşlerin olduğu bir nokta benim için bu. Ve ben hani ne işlerimden ne de genel olarak bir şeyin doğru ya da yanlış olduğunu savunmak yerine anlamaya daha meyilli bir insanım veya anlamaya çalışarak anlatmaya. Bu anlamda direkt dans benim için ilginç bir gözlemlemek ve deneyimlemek anlamında ilginç bir şeydi. Ve bir yandan bedenin kendisine de bir hem hayranlığım var aslında ama bir yandan da yani onun mükemmelliğine değil, onun tüm farklı şekilleriyle hepimize ortak olan beden olarak, hepimizin ortak deneyimi olan şey olarak çok hayranlık ve bir yandan da o
kusur veya hani kim neye göre kusur zaten ama kusurlarına karşı bir şey var. İlgim var. Bu direkt dansından sonraki asıl benim için performansın daha net bir şekilde belki de önemli olduğu şey Tayland'a 2 aylığına gittiğimde yaptığım proje. Şu an herhalde bir 17 senedir Tayland boksu yapıyorum. Ve Tayland'a gidişim hem oradaki farklı yani seks turizmi için çok bilindik, yine popüler kültür olarak bilindik olarak sunulan bir yerde ki aslında niyetim batılı müşteri ve lokal cinsel hizmet sağlayıcılarının arasındaki bir takım şeyleri çekebilmekken orada kendim de Muay Thai kampına gidip antrenman yaptığım için bir şekilde benim için o deneyim bambaşka bir şeye dönüştü. Özellikle de aslında benim o an farkına varmadığım bir şekilde oradaki Tayland'daki kadın, erkek veya bu ikililik içerisinde tanımlayamayacağımız farklılıktaki tüm bedenler aslında bedenler üzerinden para kazanmanın farklı yollarını gerçekleştirmekteler. Çünkü Muay Thai bu fakir bir Tayland fakir bir ülke ve çok küçük yaştan çocuklar ailesini bile geçindirecek şekilde bu sporu yapacak yerlerde eğitiliyorlar. Gibi gibi bir takım aslında kesişme noktaları var. Bu anlamda benim için çok değerli bir deneyimdi. Bir şekilde otoportreler de devreye giriyor birçok işimde olduğu gibi. Burada da olabildiğince fotoğraf benim için bir fotoğrafın anlattığımız şeyin çektiğimiz kişinin ötesinde bir hayat olmaya başlıyor. Dolayısıyla o hayatı başkaları adına yaratıyorsam, onlar izin vermişlerse bile diyelim, kendimde de öyle bir şey yaratma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü aynı şekilde eleştiriye açık olma ihtiyacı, yani eleştiriye kendimi açabilmek ihtiyacı duyuyorum. Çok fazla zaman kalmadığını düşünüyorum. Yani 10 dakika daha uzatabiliriz. Yani 5 dakika daha istersen sen devam et. Son 5 dakikaya da belki karşılıklı bir şeyler konuşuruz. Okey, o zaman bazı işleri çok fazla göstermeyeceğim. Şöyle bir şey sadece söyleyebilirim. Benim için sanat pratiğimdeki en heyecan verici olan şey diyeyim aslında. Bana farklı... Yani yine beden, kimlik ve cinsiyet çerçevesindeki çok farklı ifade edişleri araştırmaya, anlamaya, çalışmaya, en azından denemeye veya deneyimlemeye imkan sunduğu için benim için çok keyifli bir şey. Çünkü bir durumun içerisinde var olabilmek için benim için aracı haline geliyor kamera özellikle. Bu her zaman bir kamera olmak zorunda değil ama o merak ettiğim konuyu pratiğim üzerinden anlayabilmek beni o durumlarda orada var olmaya itiyor veya orada var olabilmemi sağlıyor aslında veya biraz daha farklı bir yönden bakmama yardımcı oluyor. Şöyle bir şeydi, yani tüm bu yaklaşık işte ilk bu konular üzerine ilk çalışmaya başladığım 12 sene öncesinden bu yana da birçok aslında geçmişe dönüp baktığım zaman bütün işlerde bir birbirleriyle bağlantılı bir gidişat olduğunu fakat benim için de mesela ilginç olan şeylerden bir tanesi bu geriye dönerek baktığımda o zamanki benim ifade ettiği bir takım şeyler şu an benim için artık geçerliliğini bazen yitirebiliyor veya şu andaki bir takım duyarlılıklarım o zaman yokmuş. Ve mesela şu an benim kafamdaki sorulardan bir tanesi kendi pratiğimle alakalı olarak. Kendi işlerime geri dönüp baktığım zaman sonuçta aynı konuyu kabaca işlemişim. Yani aynı konunun çok farklı yönlerini işlemişim.
Yani aslında her şey değişken. Biz sadece her şeyi mümkün olunca dünyayı stabil şeylerde tanımlamaya çalışıyoruz. Aslında kimlik de çok değişken bence. Cinsiyet kimliği de bu kadar düşün. Yani binary ikililiği geçiyorum. Onun dışında bile zaman içerisinde çok daha akışkan olabilen bir şeyken biz bunu çok net kutulara koymaya çalışıyoruz. Ama böyle bir geçişkenlik, böyle bir akışkanlık içerisinde kendi değişimimiz dolayısıyla geçmişe baktığımız zaman o işi nasıl yorumluyoruz? Kendimle çelişiyor muyum ya kendimle ters mi düşüyorum gibi bir takım sorular benim de şu an gündemdeki sorularım olarak anlatabilirim. Çok teşekkürler Mimiko. Mimiko ne demek bu arada? Bunu söyle istersen. Şöyle, Mimiko aslında Japonca bir kadın ismi, özel isim. Çocukluğum, yani gerçekten kendimi hatırladığımdan beri Japon kültürüne bir hayranlığım var. Herhangi bir rasyonel sebebi de yok tam olarak. Ve bir şekilde bu böyle neredeyse artık yani 20 sene olmadı ama böyle 15 seneden beri kullandığım bir kendime seçtiğim bir isim. Teşekkürler. Mimiko'nun da mimiko.net diye yine gayet kapsamlı bir web sitesi var. Ali Hocam, Efendim. bitirelim, bir şey yapalım. Daha var 5 dakikamız falan. Yani iki konuşmacımızı dinlerken yani düşündüğüm şey ikisinin de içinde yaşadıkları dönemin olaylarıyla yani gördükleriyle etkilendikleri arasındaki bir ilişkili içinde yani Leman karşılaşma lafını kullandı. Zannediyorum bu karşılaşma her dönemde o dönemi yaşayanların kendi içindeki sorunlarıyla, bireysel sorunlar sadece değil ama aynı zamanda bunlar kolektif sorunlar. Yani Atina'daki cinayet olsun yahut Tayland'daki, güzel bir tarif verdi Mimiko ama yani aynı tarifi ben veremeyeceğim. Çalışan kızlar diyeceğim ama turistlere demin bir laf kullandın, çok hoşuma gitti. Cinsel hizmet Cinsel sağlayıcı. hizmet gibi bir fonksiyonları olan kızlara baktığı zamanki gördüğü, algıladığı meseleler. Bedenin kendi 17 yıldır Tayland boksu yaptığına göre o ortamın bedensel hareketlerinin etkisi. Yani bütün bu siyasi, cinsel, bedensel etkiler üzerinden yani bir enformasyon alan insanların enformasyonunun üzerinden kendi sanatlarını yapmakta olduklarını düşündüm dinlerken. Zaten de sanıyorum belki de son 20-25 yıldır sanatın en fazla kendi içinde yaşamış olduğu değişim gitgide enformasyon üzerine çalışmaya başlaması. Yani belgesellerin bu kadar gündeme gelmesi, tarihle hesaplaşma, güncel olaylardaki gazetecilerin yapmadığı, göstermediği haberleri sanatçıların göstermeye başlaması, sözcüklerin kullanılması, kullanılmayan sözcüklerin hatırlatılması vesaire artık gitgide bir enformasyon dünyası içinden sanatın da içinde yaşadığı çağın enformasyonunu taşıyan, taşınmamış enformasyonunu taşıyan aynı zamanda yani marjda kalmış yani herkesin haberdar olmadığı yani bütün bu Amerikan Avrupa Asya ve yani Türkiye'deki kendi zaten büyük problemli olan medya dünyası içinde yer almayan enformasyonların taşındığı bir sanat ortamı olduğunu da belki de bu örneklerden de tekrar bana görmek şansını yakalamış oldum diyebilirim. Peki, teşekkürler. Benim saat 7'de başka bir konuşmam olduğu için bu kadar sıkıştırdım. Kusura bakmayın. Yani Base'den kim var bilmiyorum. Şu anda sadece Base şeyini görüyorum. Yani isterseniz ben çekileyim, siz devam edebilirsiniz. Öyle bir şey de yapabiliriz, bilmiyorum. Zaten biz birer saatlik konuşma diye düşünmüştük Tamam. galiba. Okey, tamam o zaman. Peki. Gayet güzel geçti bence.
Evet, ben hem Leman hem de Mimiko'nun sunumlarından çok etkilendim. Şimdi nasıl konuşma yapacağım bilmiyorum başka yerde. Ne üzerine konuşacaksın? Siyaset, siyaset. Çağdaş sanat ve siyaset. Neyse, neyse. Çok teşekkür ederim. Mimiko, Leman ve Ali Hocama, Beyze de teşekkür ederim. Böyle bir fırsatı bize tanıdıkları için. Biz teşekkür ederiz. Çok enteresan, güzel bir konuydu. Belki başka bir zaman daha uzun uzun bu konuyu konuşuruz. Benim de aklıma çok şeyler geldi ama yani diyemedim. Neyse öyle. Teki. Teşekkürler Osman.